sosyalleşemedin? Hayır, sakinim. Bu bir şaşırdım. Bu sakin halim. İyisin değil mi? Hı? Güzel. Nereye gidiyorsun Bahar'cığım? Nereye gidiyorum? Benim kıyafetlerim değişti, konseptim de değişti. Ben şu anda bir video game'de bir karakterim. Savaşacağım. Beni seçmek isterlerse benimle savaşacaklar. Güzel. Çok hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Peki gel bakalım. Meral. Hiç anlamadım onu. Ben bir video game'de çok tıklanan bir karakterim. Tıklanan ve bir karakter. Böyle giyinim. Tercih edilen. Evet, kesinlikle tercih edilecek ya da tıklanacak karakterlerden birisi olduğun kesin. Yani video game olduğu için pek fazla yorum yapamıyorum ama bence genel anlamda söyleyeyim. Seni yaşa, yani real hayata döndürürsek eğer, bu şekilde dışarıya çıkıyor musun bilmiyorum. Fakat diğer öbür kombinini de gördüm. Sanırım bu şekilde dışarıya çıkıyorsun ya da dışarıya çıkmak istiyorsun. Böyle nereye gittiğini çok merak ediyorum açıkçası ben. Çok güzel bir kadınsın. Ben bir kızım. Ben de senin kombinlerini gördüm. Senin gittiğin yerlere gidiyorum. Yani ama sana baktığım zaman gerçekten sanki konuşarak insanları etkilemek istemeyen bir kadından ziyade ya da genç kızdan ziyade video game oyunlarında tıklanmak isteyen bir kız görüyorum. Zaten konsept o. Şu yüzünü görelim Bahar'cığım. Yani ama yorum da yapamıyorum. Gerçekten yorum da yapamıyorum şu an. Bilmiyorum, sen dışarıdan çok manidar göründüğünü düşünüyorsan bence yanılıyorsun. Hani burada konseptler belirliyoruz. Sen de ben de biraz saçma görünüyor olabiliriz şu anda. Ben de gerçekten bu oyun için böyle giyindim. Yeşim. Ben sadece ceketini beğendim. Bir de ayağındaki o tüylü şeyi beğendim ama bu kombini de beğenmedim. Onları ben yaptım. Peki. Tebrik ederiz. Yağmur. Bahar, ben seni bir oyun karakteri olarak çok beğendim. Teşekkür ederim. Bir tek ceketinin o parıltıları olmasını istemezdim. Bir de ellerindeki o bilekler var ya, ceketin bilekleri. Onlar olmamalıydı. Bir de saçını toplasaydın bence tam bir savaşçı ya da işte oyundaki karakter olarak görünebilirdin diye düşünüyorum. Efendim, teşekkür ederim. Rica ederim. Aa, sanırım Bahar'ın arası çok iyi olduğu için Bahar şu an böyle bir yorum yapıyor ama gerçekten etekte savaşan bir savaşçı. Meral'cim ne alakası var hayatım, yani o hani bir game yani, anladın mı? Yani. Bu bir oyun, bu bir hayal evet, dünyası. Evet bak tamam, game olduğu halde insanların kendi işlerinde onun hayal dünyasını ve birbirleriyle karakter var. Herkes aynı anda konuşmazsa. Tamam, ben bitireyim. Game olduğu halde insanların baktığı zaman... Ben bitireyim zaman, ilk önce. Ben oyun diyoruz. Oyun diyoruz. Tamam, oyun olduğu halde insanların baktığı zaman bu karakter bu şekilde hareketler yapacak diye ona benzer. Ya yine oyun olduğunu tamam, sen vurgulamak... Savaşçıya benzemiyor sen kendince diyorsun. Bir oyun Yağmur, düşünüyorsun. Yağmur, sen savaşçıya benzemiyor diyorsun. Yağmur da savaşçı olmuşsun, tam o karakter olmuşsun diyor. Ama bizi burada ilgilendiren neden ya Bahar ve Yağmur arasında bir arkadaşlık olduğunu iddia ediyorsun? Belki altın topluyorumdur. Bu bir oyun, sadece bunu evet, biliyorsunuz. Yani bu Bahar'cığım oyun. Biz başka bir yerdeyiz, bir saniye. Böyle bir dostluğu mu var gördüğünüz, şahit olduğunuz? Yani içeride sürekli beraberler ve... Yani sürekli yan yanalar, sürekli birbirlerini pohpohluyorlar. Neden pohpohluyorlar bilmiyorum. Daha önce bizim tanışıyorlar mı? Bizim de öyle şeyler. Onu da bilmiyorum. Ben. Bugün şimdi Bahar çıktıktan sonra Yağmur'un yorumundan sonra da belki tanışıyorlardır, belki arkadaşlardır. Peki bir de Yağmur'a soralım. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Burada yarışıyoruz ve burada bize bazı kurallar veriyorlar zaten. O kurallar çerçevesinde ben Bahar'a benim kendi fikrim... olaraktan beğendiğimi söylüyorum. Beğenirim, beğenmem. Benim fikrim, benim düşüncem. Yağmur, son. Ben bir şey söylemek istiyorum. Burada herkes, hepimiz kendi kafamıza, kendi hayal dünyamıza ve kendi iç dünyamıza göre konseptler belirliyoruz. Bunu bence yargılamamızın da doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben yargılamıyorum. Açıkçası. Hayır, sen bunu yargılıyorsun. Hayır, yargılamıyorum. Sen diyorsun ki sen bir savaşçısın. Sana göre bir savaş vardır, bir de Bahar'a göre bir savaş vardır. Bunların ikisi çok farklı tamam, bak, şeyler sen bence. Sen nasıl söylüyorsan o senin düşüncen. Ben de diyorum ki baktığım zaman tamam, bir işte, savaşçı ama böyle üzerinden giyinemez tartışma diyorum. Yaratıyorsun. Tartışma gereksiz. Yaratmıyorum. Bence bir savaşçı gereksiz. Böyle bir
kıyafet giyinemez. Peki, yani. Selay, son. Benim söyleyeceğim şey şöyle, Bahar'ın kulisteki hareketleri, normal davranışlarından zaten ancak bir hayal kahramanı olabilir. Yani çünkü ben şaşırmadım, yani bağdaştırdım şu an kıyafetiyle karakterini ve hareketlerini. Çünkü çok ciddiyeti olan bir insan değil. Ciddiyeti olan bir insan. Evet, ciddiyeti olan bir. Nasıl bu kanıya vardın? Çünkü başından beri beraberiz, sonuçta toplantılar yapılıyor. Ciddiyetli davrandığını düşünmüyorum ve buraya sadece oyun oynamaya gelmiş. Oyun karakteri olarak da zaten karşımızda duruyor. Var mı Bahar'cığım söyleyeceğim bir şey? Senin konserin çok resmi gerçekten. Hareketlerinde aynı şekilde, yorumlarında çok gaddar ve aresmi buluyorum. Çünkü gerçek değiller. Arkada resmi olmamı gerektirecek herhangi bir durum yaşamadığım için acaba resmi davranmıyor olabilir miyim? Bahar'cığım ben... Sizinle vakit geçiriyorum, yemek yiyorum, saçlarımı yaptırıyorum. Benimle nasıl vakit bir ciddiyet bekliyorsun benden? Benimle vakit geçirmiyorsun bence... Saçlarımı ciddi yapın lütfen. Kızacağım mı demeliyim? Ciddi davranmakla alakası bunun yok. Biz de ciddi davranmıyoruz, biz de aramızda sohbet ediyoruz. Evet, bugün sen de zaten ciddi ilk değilsin. Günümüz ama girip de sana he falan yapmıyoruz. Sadece ses tonun biraz yani, benimkinden daha kalın. Mı? Bu da seni benden daha resmi yapmıyor, bunu bilmeni istiyorum. Ne anlamadım. Ses tonun benden daha kalın, bu da seni daha resmi yapmıyor dedi. Ses tonuyla bunun bir alakası yok ki. Ben hareketlerden ben bahsediyorum. Başka senin gibi davranan başka kimse yok Bahar. Güzel bir çizgide devam ediyorsun. İnşallah tutarsın diyorum. Bu kadar. Var mı söyleyeceğim bir şey? Hayır, teşekkür ederim. Peki, geçebilirsin şunun karşısına. Bahar Can'dan ayakkabı 1000 lira, etek 75 lira, ceket 150 lira. Ne haber Bahar? İyi. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok korkuyorum. Neden? Benden bilmiyorum. Mi? Evet, sizden. Benden. Aa, benden korkmuyor. Sizden korkmuyorum, bilmiyorum. Neden? Beni sana yanlış anlatmışlar. Çünkü sizi herkes çok seviyor. Ha, ben beni de çok sevmiyorlar mı? Yani sizi biraz sivri dilli buluyorlar. Adımı çıkardılar. Günah. Kork. Günah, yapmayın. Benden korkmuyor. Yani korkmak, din de çekin. İsterseniz korkayım. Hayır, onu demek istemedim. Yani en çok böyle kızlar benden böyle bir çekinirler. Hani yaşım büyük ya böyle. Hani burada böyle bir anne gibiyim bazen müdür hanım. Hiç öyle değilsin. Sen 10 yaşında bir kız çocuğu. Döktürme bana. Bizim içimizdeki en küçük o. Onun ruhu evet. 10 yaşında bir kız, evet, bebek. Evet, ben öyle düşünüyorum. Buyurun. Ay, inanmıyorum. Heyecanlandım var ya, çok iyiyim şu an. Devam edebilirsiniz. Öfbe, kendime geldim. Bahar. Bahar'cığım, senin orada havalar nasıl? Efendim? Senin orada havalar nasıl? Güzel. O kadar bak, neyini beğendim biliyor musun? Beğenmediğim şeylerin var, onları da söyleyeceğim. Ama bence çok coolsun. Kendi dünyandasın. Bu iyi bir şey. Ha, içinde bulunduğun durumu da ama biraz daha artık kabullenmeye başlaman lazım. Sen genç bir kızsın, artık bir bireysin. Dekolteyi galiba biraz seviyoruz. Hayır, çok sık tercih etmiyorum aslında. Çok kısa tercih etmiyorum derken. Hatta aksine çok sık tercih etmediğim için dekolte verdiğim zamanlar daha özel geliyor bana. Ben de bugün o yüzden öyle giyindim. Vallahi nutkum tutuldu. Ben de tuşlanmak. Ay, ne gülüyorsunuz ayol? Yoksa ne oluyor? Kızlar, ne gülüyorsunuz? Günah bak, ağlayacak neredeyse. Yapmayın. Ay ağlam. Sen kendini burada yalnız hissetme. Ablan gitti, Dominik'te. Bak, burada ben varım. Bana güven. Ablanı hiç tanımıyorum ama sen ablanla eminim yaşadın buradaki atmosferi. Bence neden bu kadar sana gülüyorlar ediyorlar? Sen onlardan 1-0 önde başladın. Ablandan tecrübelisin ve biliyorsun. Yaptığın o bot hareketi takdire şayan. Sadece şunu söyleyeceğim sana. Ben yaşı küçük kızların çok gösterişli giyinmesini sevmiyorum. Çok gösterişli ve çok güzel bir kızsın. Daha da güzelleşeceksin, emin ol. Onun için daha sakin, güzelliğine kontür olacak
dekolteler yap. Mesela o karnı hiçbir zaman açma. Göğsü açma. Bacak aç. Hep öyle hareketler. Böyle bir şeyler kat kendinden. Tamam. 7. Teşekkür ederim. Bahar. Hoş geldin. Bulum bebeksin ya. Sen, bebek. Hayır, 18 yaşındayım. Ama bebek gibisin. Öylesin. Ya gülmesenize. Bak vücudun çok güzel. Saç güzel, yüzün güzel. Biraz fazla görünüyorsun. Ama daha böyle... Mesela fermuarı çek kapat. Hı-hı. Mesela. Çek kapat onu. O göbeğini biraz daha hiç görmeyelim. Evet. Ben o beyaz eldivenleri, o ceketi, o tavrı çok beğendim. Farklı buldum ve tarz buldum aslında. Teşekkür ederim. Yüzün çok beyaz. Makyaj kullandın fondöten olarak. Çok beyaz yapmışlar. Kim yapsa bilmiyorum. Ben yapma. Yaptım. Ha, o zaman yapma bu kadar. Çünkü tenine uymuyor. Bacakların renginde biraz daha açık duruyor. Botlarını sevdim. O çoraplar neyse altında herhalde topuk platform bir ayakkabı var. Değil mi? Evet. Evet, biraz az daha. Ayakkabılarıma kürk giydirdim. Zaten bunlar doğal değil. Gerçek kürk değil. Peluş. Değil. Peluş. İyisin, kötü değilsin, daha iyi olacaksın. Teşekkür ederim. Haydi hayırlısı. Nihal'in canı, hoş gelmiş. Hoş buldun. Kız, ben seni buralarda görürdüm. Hiç bilmiyordum, sen değişik birisin. Konuşmalarım falan böyle. Aa, heyecan kattın biraz bana. Şöyle bir bakıyorum, baktım. Çok iyi. İyi bir fiziğin var, boylu poslusun. Bu kadar kısa giyme ya, yapma. Her tarafını açma. Gizemin olsun biraz. Sen zaten ilgi çekicisin. Makyajını evet ben de beğenmedim. Daha futuristik bir makyaj beklerdim. O kırmızı falan çok bağırmış. Ben kırmızı ruju çok seviyorum. Ama güzelim, bu kombinde kırmızı olmaz. Bilmiyorum. Senin sevdiklerini de biz beğenmek durumunda değiliz. Ay ben konuş... Sorry. Nur elinden sustu. Enteresan bir kız ya. Çok enteresansın. Çocuksa 19 yaşında mısın? 18. O 18. Tam işte yaşının çocuğu. Bebek. Ama Nihal de öyle değil miydi? O işte 18 yaşında başladı bizimle. Aşkım diye kandırıyordu bize. Nihal. Hadi bakayım, al sana. Genel havanı beğendim. Konseptini de aslında beğendim. Eksiklerim var. Çok şey bekliyorum. 8 verdim. Teşekkür ederim. Güle güle. Bye bye.